Pandemi sürecinin en kritik günlerini yaşıyoruz. Son günlerde ülkemizdeki verilerin tartışıldığı ve vatandaşın yine tek suçlu gibi gösterildiği bir noktadayız. Öncelikle vaka sayılarının, ölüm oranlarının vatandaşın kafasında şüphe uyandırmayacak şekilde şeffaf ve doğru bir biçimde açıklanması gerekmektedir. Gerçek rakamların açıklanmasının ne tür sakıncası olabilir? Bunu da anlamış değiliz. Halbuki 2000'li, 3000'li sayılar yerine tüm vakaların doğru bir şekilde açıklanmış olması vatandaşı daha fazla önlem almaya sevk etmez mi? Bunu da söylemeden edemeyeceğiz. Daha önemlisi maske, temizlik ve mesafe ile sürekli sorumluluğun ve pandeminin faturasını kestiğimiz vatandaşımız cahil, eğitimsiz ve bilinçsiz vatandaş algısı ile suçlanan halkımız her akşam televizyonları açtığında iktidar partisinin yüzlerce kişilik miting gibi kongrelerini, toplantılarını canlı olarak izlemektedir. Pek çok kapalı mekan toplantılarının iptal edildiği ülkede iktidar partisinin mesafesiz kongrelerini nasıl izah edebiliriz? Saadet Partisi olarak bizim iktidara hani vatandaşın kafasına vurup durduğu temizlik, maske ve mesafe sloganıyla ilgili olarak bazı önerilerimiz var. Son yaptığınız kongreyi söylemiyorum. Sadece geçtiğimiz 16 yıllık dönemdeki bütün kongrelerinizde yaptığınız ve belediyeler üzerinden vatandaşa ödettiğiniz faturaları tek tek ortaya çıkararak elinizin temiz olduğunu ispat edebilir misiniz? İl kongresi yapan partinin harcamaları hangi maskeleme ile belediye hizmeti gibi faturalandırılıyor? Vatandaşa telkin vermeden önce bu maskeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Gönül belediyeciliği sloganı ile milletten oy istedikten sonra millet parası ile kiralanan, hafta sonu bile keyfinizce kullandığınız pahalı arabalarınız ve giydirilmiş maaşlarınızla aranıza herhangi bir mesafe koymayı düşünüyor musunuz? Millete tamam mı diye soruyorsunuz ya, tüm sorumluluğunu da, riski de, maliyeti de millete yüklüyorsunuz ya, millet size artık tamam mı diyor, yeter artık diyor.